Sevgili seyirciler, yaklaşık 10 yıl önce inşaatı başlayan ancak bugüne kadar yaşanan mali zorluklar nedeniyle bitirilemeyen Bitip Mölen Yeşil Camii'de artık sona yaklaşılıyor. Ramazan bayramında bayramı burada kutlamak isteyen cami yetkilileri bugüne kadarki çalışmalarını ve caminin bitirilebilmesi için yapılması gerekenleri vizyona anlattı. İzliyoruz. Sevgili seyirciler, Ramazan ayı deyince elbette hepimizin İslami duyguları daha çok depreştiği için dedik ki bu Ramazan ayında ne yapabiliriz diye düşündük ve Ditip Mölen Yeşil Camii'ye geldik. Burası yapımı devam eden bir cami. Bakalım burada 2 sene öncesi çektiğimiz görüntülerle bugüne kadar neler değişmiş ve siz buna nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Bu soruların yanıtları için şimdi hemen caminin içine girdik ve burada bizi bekleyen cami yönetimine doğru yol almak istiyoruz. Hanımlar, beyler, herkes burada. Sevgili seyirciler, biz yaklaşık 2-2,5 yıl kadar önce burayı ziyaret ettik. Mölen Yeşil Camii'yi ziyaret ettik ama o zaman durum gerçekten çok kötüydü. Neden? Mutfakta inanın su içecek bile yerimiz yoktu. Ama bugün mutfakta yemekler yapılıyor, servisler yapılıyor, birçok insana böyle kermesler yapılıyor. Dolayısıyla camiye bir gelir kaynağı oldu. O günden bugüne gerçekten çok güzel bir şekilde gelişim olmuş. Ama son bir dokunuşa ihtiyaç var. Şimdi dünden bugüne neler değişti? 2-2,5 yıl öncesine göre neler değişti? 10 yıldır yapımı devam eden bu cami için bundan sonra nelere ihtiyaç var? Bunu konuşacağız. Sümani Bey'in başkanlığında hanımlar ve gerideki hanımlar, beyler canla başla çalışıyorlar. Şimdi efendim 10 yılı şöyle bir gözden geçirelim öncelikle. Nasıl başladı? Nerede tıkanmıştınız? Bugün ne durumdasınız? 10 yıl öncesine biz belediyeden 3000 metrekare arsa aldık. 2014 yılında temelini attık camimizin. Tabii ki o temel aşamasında işlerimiz biraz daha hızlı yürüdü. Ama elimizde, avucumuzda olan paraları harcadıktan sonra... Bir kaldınız. Bir kaldık. Tabii ki daha sonra yine bölgemizdeki cami, dernek başkanlarımız, cemaatler, kendi cemaatimiz, kendi yönetimimizdeki arkadaşlarımızın katkılarıyla biraz tabii ki yol aldık. En son siz geldiğiniz zaman, korona zamanında gelmiştiniz. O zaman tam durma noktasına gelmiştiniz. O zaman tam durma noktasında biz hatta ibadetlerimizi yapıyorduk burada ama abdest alacak suyumuz yoktu. Altında durabileceğimiz elektriğimiz yoktu ve sınıfımız yoktu. Yani o zaman hakikaten tam ilkel şartlarda biz burada ibadetlerimizi yerine getirdik. Ama Rabbime hamdü senalar olsun ki o günleri geride bıraktık. Ve şu anda tabii ki o günleri geride bırakmamızın da yine en büyük sebebi hayırsever kardeşlerimiz. Rabbim hepsinden bu mübarek Ramazan ayında razı olsun inşallah. Ölmüşlerine gani gani rahmet eylesin. Ama yapılan şu anda yapılan destekler, yardımlar bizim tam böyle derinden nefes alıp da yükümüzü hadi sırtımızdan attık diyebileceğimiz bir destek daha halen gelmedi. Hı hı. Aslında çok ufak bir tık daha eğer gelirse... İnşallah onu da bugün yapacağız. Bugünkü bu yanımızdan sonra inşallah yine hayırseverler burayı son noktaya getirmek için uğraşacaklardır. Şimdi o günden bugüne yani yaklaşık 2021'den bugüne kadar neler yaptınız? Bizim Allah'ıma bin şükürler olsun şu anda namaz kıldığımız yer sıcacık. Allah'a şükürler olsun. Kaloriferlerimiz yanıyor. Namazımızı sıcak yerde kılabiliyoruz. Lambalarımız takıldı. Sınıflarımızdan şu anda kindemoşe dediğimiz kreş sınıfımız yani 0-4-6 yaş grubundaki çocuklarımız için bir sınıfımızı oluşturduk. İçerisi şu anda cıvıl cıvıl çocuklarımızla kaynıyor. Bir tane Kur'an kursu sınıfımız şu anda yine faaliyettedir. Onun yanı başında yine hem Kur'an kursu sınıfı hem de çok amaçlı kullanabileceğimiz yine bir odamız şu anda hazır vaziyette. Hı-hı. Toplamda şu anda 6 sınıflık Kur'an kursu talebelerimiz var. Tabii camilerin ayakta kalabilmesi için mutlaka desteğe ihtiyaç var. Yani buranın elektriği, suyu, gazı neler olacak gelir sağlamak için? Bizim burada sadece sağ olsun hanım ablalarımızın yapmış oldukları lahmacunun haricinde bizim burada gelir kaynağımız yok. Bu caminin bitmesi lazım. Bu caminin bitebilmesi için de yine şöyle bir hayırsever kardeşlerim.
son dokunuşa ihtiyaç var, onu da konuşacağız. Ama buranın hayata geçirilebilmesi için burada gördüğünüz 3 tane hanımefendi gibi daha arkada yüzlerce hanım var. Onlar da her gün uğraşıyorlar. Lahmacun yapıyorlar, yaprak sarıyorlar. Aile bütçelerinden artırdıklarını da katarak buraya gelmeye çalışıyorlar. O yüzden bir onlara da merhaba demek istiyorum. Bakalım onlar bu çalışmalarla ilgili neler söyleyecekler. Sizinle biz 2021'de bir çekim yaptık. Evet. Bizi siz buldunuz. Evet. Ve dediniz ki biz burayı neredeyse kapatacağız, bize yardımcı olun. Ama o günden sonra tabii birçok güzel şey oldu hayatınızda. Bugün artık daha bir gülerek anlatıyoruz değil mi, evet, bunları? Ama Allah razı olsun hayırsever kardeşlerimizden, sizlerden, komşu camilerimizden ve diğer başkan hanımlardan. Gerçekten çok destek verdiniz her biriniz. Yani canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki şimdi bitti mi bitmedi. Son aşamalardayız. Evet. Yani isteriz ki canı gönülden bir an önce Ramazan'ı burada kılalım, hı hı, namazımızı. Ama mümkün değil bir anda. Şu anda burada kılınmıyor. Sosyal binamızı da kılıyor. Sonra. Yan tarafta, evet, kılınıyor. Tabii burada inşaat, evet, devam ettiği, evet, için. Evet, inşaatımız, evet, bitmediği için. Ben, evet, inanıyorum ki güzel kalpli kardeşlerimiz bize bir şey yapacaklar, yardım edecekler. Evet. Peki hanımlar bunun için ne yapıyor, nasıl çalışıyor? Emin ol burada herkes canla başla. Evde çoluk çocuğundan ayırıyor zamanını, beyinden ayırıyor, kendinden ayırıyor. Sabahı dördünde geliyoruz biz lahmacun yapmaya burada arkadaşlarımızla beraber. Cuma günleri lahmacun yapıyoruz. Burada bazen satamıyoruz, başka cami, komşu camilerimize gönderiyoruz. İnan bayanlarımız dahi lahmacun satmaya gidiyor. Evet. Muhakkak günü birinde biter ama bizim yaşadıklarımız da çok kolay bir şey değil. O günlerde biz lahmacun satarak bugünlere geldik. Evet. Elbette ki bölgede yaşayan eşin, dostun destekleri de yatsınamaz. Çok. Hele bayanların da hakkı da verilmez. Allah hepsinden razı olsun. Evet, Allah sizden de razı olsun. Kadınlar Kolu Başkanımız, evet, merhabalar. Merhaba. Uğraşıyoruz, ancak bu kadar yapabildik. Allah'ın izniyle inşallah bu sene diyorum, herkesin yardımıyla inşallah camimizin içine gireriz. Bayramı burada kutlarız diyorum. İnşallah efendim. Şimdi Sümani Bey yıllardır gerçekten burayı başkan olarak ayakta tutmak için uğraşıyor ama onun arkasında da elbette hani hep diyoruz ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Buradaki kadın da işte karşınızda görmüş olduğunuz hanımefendi. Burada en fazla yük galiba başkanındır. Başkanla da aynı evi paylaşıyorsunuz eşi olduğunuz için. Hı hı. İnsanın böyle onun stresini, yoğunluğunu, yorgunluğunu en iyi siz evet, anlatabilirsiniz bize. Evet. Yani gerçekten zor bir iş. Çünkü gönülden, yürekten yapmanız gereken bir iş. Ve herkesin yapabileceği bir iş değil. Hı hı. Yani her türlü zorluğunu gördüm ben. Mesela dışarıdaki taşların bir hikayesi var. Tam böyle ümitsizliğe düştüğümüz bir anda oranın taşlarının parasını nasıl çıkarırız diye düşündüğümüzde bir kitap fuarına gittik. Orada 12-13 saat çalışarak oranın taşlarının parasını o şekilde çıkardık. Sonra tekrar bir ümitsizliğe düştüğümüzde başka bir şekilde bir yol hep açıldı, bir kapı hep açıldı. Evet. Yani gerçekten ben görünce ümitlendim de. Yani ümitsizlik yok. Şu anda mesela son adımlar atılıyor ve bence sizin sayenizde bu son adımlarla i̇nşallah. Camiyi açabileceğiz. Ben hiç ümidimi kaybetmedim çünkü inşallah, her zaman inşallah. Gördüm. Evet. Gerçekten de öyle. Sevgili seyirciler, bitirilebilmesi için bir son dokunuşa ihtiyaç var. Başkanım, ne kadar para ihtiyacınız var son olarak? Son olarak 250 bin euro. 250 bin euro. 250 bin euroyu bulduğunuz zaman bu cami açılacak, borçlarınız bitecek değil mi? Allah'ın izniyle öyle olacak, evet. Çok para olarak görünse de 250 bin euro aslında bence çok da çok bir para değil. Özellikle biz Allah'ıma bin şükürler olsun. Anadolu insanı olarak, Türk insanı olarak, Müslüman Türk toplumu olarak biz Avrupa'da hakikaten kendi ülkelerinin insanlarından hariç, yerli insanların haricinde en başta gelen biz Anadolu Türk insanları varız. Dolayısıyla bizim sayımız burada 3-5 milyonları geçiyor hemen hemen. Yani buradan birer euro bile verseler değil mi? Biz o 5 milyondan 1 euro istemiyoruz. Biz sadece bunun 250 bin tanesinden birer euro istiyoruz. Hiç kimse bu gayrimüslim ülkelerde bizim ülkemizin dışında olan bu camileri, mescitleri bir cami olarak görülmesin. Bu gayrimüslim ülkelerde eğer o çocuk camiye girerse ezan sesi duyabilir. Eğer o cami yönetimi
23 Nisan kutlamasına ev sahipliği yapar da orada çocuklara hocalarımızın eşliğinde eğer onlara 23 Nisan şiirleri öğretirlerse burada İstiklal Marşı okunur. İnanın burada okullarda böyle bunların eğitimi verilmiyor. Dolayısıyla bu camiler olmazsa bizim insanlarımız asimile olmaya mahkumdur. Kesinlikle katılıyorum. Onun için sizlerden ricam, yurt dışındaki camileri Türkiye'deki bir cami olarak algılamayalım. Onlarla kıyaslamayalım. Çünkü burası bizim bir nevi, ya üniversitemiz bizim burası ya. Burası bizim ilkokulumuz, burası bizim ortaokulumuz. Burası bizim merkezimiz, başkentimiz, Ankara'mız burası. Bu cami bizim her şeyimizdir. Onun için camilerimizde biz sadece ibadetlerimizi yapmıyoruz. Günde 5 vakit namaz kılınmıyor. Bu cami bizim burada hakikaten Anadolu'nun hangi yöresinden gelirse gelsin, memleketimizin hangi bölgesinden gelirse gelsin, burası bizim buluşma noktamızdır. Peki efendim, son olarak şunu soruyorum. Yardım etmek istiyoruz ama nasıl yardım edeceğiz diyorlardır mutlaka. Nasıl ulaşacaklar? İBAN numaralarımız zaten aktiftir. PayPal üzerinden yardım yapabiliyorlar. Ditip Möllen Yeşil Cami söylendiği zaman aslında bizim çok güzel, bölgemizin en iyi kurulmuş web sayfalarından birisi var. Camimizin özgeçmişini anlatan, aslında orada bütün iletişim bilgilerini bulabilirler. Yani Facebook, Instagram, buradan size ulaşabilirler değil mi? Ditip Möllen Yeşil Cami diye yazdıkları zaman bize her fırsatta ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar buluşacaksınız. Sevgili seyirciler, Ditip Möllen Yeşil Camii. Bir kere daha söyleyelim. Ditip Möllen Yeşil Camii yazarsanız Instagram'dan, Facebook'tan kendilerine ulaşabilirsiniz. Hatta başkanın söylediği gibi 10 yılda nereden nereye gelmişler, nasıl bir çaba göstermişler kendiniz görebilirsiniz. Caminin bitirilebilmesi ve borçların ödenebilmesi için bir taraftan burası bitecek, bir taraftan da borçlar ödenecek elbette. Bunun için sadece 250 bin euroya ihtiyaç kaldı. İnşallah bu para toplanacak. Biz bayrama kadar bu paranın toplanacağına inanıyoruz. Bayram coşkusunu da hep beraber, bu eğer bittiği anda, bayrama kadar biterse yine biz burada olacağız. Size o görüntülerle bayram coşkusunu burada yansıtacağız. Şimdilik buradan ayrılıyoruz mecburen ama vizyon devam ediyor.